Şimdi Karayın Köyü ile ilgili bir araştırma yapıyoruz. Kütüphanecilik ile ilgili bir araştırmamız var. Bu araştırmaya siz de katkıda bulunuyorsunuz şu andaki sorduğumuz sorularla. Kütüphanenin nasıl ve ne şekilde başladığı hakkında bilginiz var mı? Varsa nasıl başladı bu kütüphanecilik? Bunun hakkında bilgi verebilir misiniz? Tam kelimesi kelimesine bilmem. Evet. Ama bildiğim varsa Rasim Elvan oğlu dayım oldu. Evet. Bu dayım ilkokul öğretmen olarak oraya geldiğinde bir daha sonra yani halkla anlaşma yaptı. Yaşlılara kucağına bilmeler gece bulursa açtı. Sonra bu kütüphaneye gittiler birlikte. Bu kütüphaneyi buldular. Ama belki sesin her tanıdığı harfate biliyor. Evet. Ne biliyor? Peki kütüphane kuruldu. Evet. Halkın bu kütüphaneye olan rağbeti nasıldı? Geliyor muydu halk? Kitap okuyorlar mıydı? Halk gelmese de oraya tuttuğu memur Evet. halka kitaplar götürüyordu. Başka köyler olsun, kendi köyümüz olsun ziyaret ediyordu kalınca. Yani kütüphanede Kitap. taşımacılık usulü vardı diyorsunuz. Evet. O taşıma usulüyle diğer köylere de kitap gidiyordu. Gidiyordu. Yani halkın ayağına gidiyordu kitaplar. Evet. Yani istemeden olsa ve dağıtıyorlardı. Peki bu iş nasıl gerçekleşiyordu? Arabalarla, bisikletlerle yoksa motosikletle mi götürüyorlardı? O zaman nerede? İyi bir eşek vardı. Evet. Eşeğe falan bir eşek yük yaptılar, heybe gibi. Evet. Çantalarda mı? Çantalarda. Bavul gibi bir şey mi? Bavul gibi bir Sandık şey, mı? onlara bakıyorlardı. Bavul Evet. gibi bir şey. Evet. He, sandık var. Öyle mi? Evet. Sandık. Kim götürüyordu bu işi sizin Vallahi Karayın Köyü'nde? defa bir iki tane böyle tuttu ama en son eşekleri götüren Hacı Bekir Koca. Koca, Hacı Yani Bekir Bekir Koca. Koca'ydı. Evet. Yani çok memur yaptı ama hastalıktan öldü herhalde. Ondan sonra Hakkı Alkan geçti. Peki, Hakkı Alkan veya Hacı Bekir Koca bu kitapları halka nerede dağıtıyordu köye götürünce? Yani bir okulda mı dağıtıyor, köyün meydanında mı dağıtıyor? Ben gittiği köyleri biliyorum İsmail Bey'le, yani dağıttığı şeklini bilmiyorum. Evet. Ama halka dağıttığına göre muhakkak ya dağların önünde ya değilse oturdular bir odalar olurdu. Ben çok o odalarda bilmiyorum. Peki Hacı Bekir Koca ya da Hakkı Alkan bu kitapları verdiğinde vatandaşta bu kitap ne kadar süre kalıyordu? Onu kesin bilmem ama iki ayda kalanlar olurdu. Evet. Onu biliyorum. Halk bu kitaplara rağbet gösteriyordu. Severek okuyordu yani. Gösteriyordu. Bizim köyümüzde yani önceden olmuyordu pek fazla okuyan ama sonra alıştılardı, okuyorlardı. Evet. Peki bir de şöyle dediler. Yani çok zor şartlarda bu kitaplar taşınıyor. Hatta Hacı Bekir Koca yanında iki tane tabancayla kurtlara yem olmamak için tabanca taşıdığını ve hatta bir kurdu öldürdüğünü falan söylüyorlar. Ne derece doğru bu? Ben onu sizden biliyorum, pek Evet, bilmiyorum. bilmiyorsunuz. Pekala. Bu kütüphane Karayın Köyü'nde kurulurken bir kooperatif vasıtasıyla mı kuruldu? Bir dernek mi vardı? Böyle geliştirme, güzelleştirme gibi, Karayın Köyü'nü güzelleştirme gibi böyle bir şey mi vardı acaba? Halkın anlaşma vardı, konuşma Evet. vardı. Halkın desteğiyle oldu kalınca. Evet. Ama önder olan Önder olan Rasim Fevraloğlu'ydu. Evet. Peki. Hiç unutamadığınız Karayın Köyü'nde ilkokulda okurken kütüphanede veya diğer zamanlarda unutamadığınız bir hatıranız var mı? Olumlu ya da olumsuz. Beni çok etkiledi bu olay. Çok güldüm ya da çok üzüldüm bu Ben olay dediğiniz bir olay. ikinci sınıfıydım. Evet. Beşinci sınıf üç kişi vardı. Şimdi hatırlamıyorum şimdi onlar. Bir gram şeyin suyu alacağı şekilde bir soru vardı. Dayım soruyordu. Evet. Beşlere sordu. Üçü de bilemedi. Üçlerden bilen var mı deyince ben el kaldırdım. Söyledi. O soruyu iyi biliyordum. Söyledim. Tükürsünler yüzüne dedi. Üç kişiye. Tükürme hazırladım hazırladım yüzüne tükürdüm. Hop veya indi. Kapatıldım onu. Evet. Bu olayı hiç unutmuyorsun. Bu olayı hiç unutmuyorum. Evet. Çok Ama güzel. ben bilmiyordum öyle çocukluk. Evet. Öyle sanıp onu hiç unutmuyorum. Şimdi önceden hocaların hepsi böyle bir şey derdi. Evet.
çok bilen bir öğrenci olduğu zaman buna bir tokat vur. Hatta iyi vuramazsa, iyi vuramazsa ben vuracağım sana derlerdi, değil mi? Bunun gibi bir şey, bu da böyle bir şey, evet. Evet. Peki, sizin bu konuyla ilgili bize başkaca söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bu konuda söyleyeceğiniz bir şey yoksa son bir soru daha soracağım size. Yok bir şey. Evet. Peki, Hacı Bekir Koca, Hakkı Alkan veya Mustafa Güzelgöz bu kütüphanecilik konusunda Karayin Köyü'nde yararlı işler yaptı mı yoksa sadece bir memur olarak çalışıp gittiler mi? Yararlı Hacı Bekir Koca'da söylüyorsun. Evet, tabii. Tabii yaptı. Eşeğine bitmiş de bari hep koyarım oturdu. Yani halkı aydınlatmak için çalıştılar diyorsunuz. Ama Mustafa Güzelgöz'ü pek tanımıyorum ben şahsen. Evet. Kütüphane memuru olduğunu biliyorum da ne iş yaptığını tanımıyorum. Evet. Peki bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Benim. Programımıza renk kattınız. Ahmet abi yaptı ya, karindekinin aynısını yaptı. Yani bunları diyeceğim mi alındı kendi? Sen alma ya, kendi zamanı bu adam ya. Bu adam. Yani bir okumun dikildi bir asıkırım var. Dediği zaman söyler. Ben Ahmet bunu yapmam. Ben oldu değil mi? Sen ya bu köydeki. Aynen. Dediği zaman. Thank you.
Buyurun. Burada ütülmesin. Allah Allah. Yalnız hem telefonumuzu vereceğiz, hem konuşacağız, ben kaçmam dedim. Bana ütülmek istedim, anlayacağım. Tamam, bu kadar. Müdürünün telefonu, benim de telefonum yok, bunlar kalmış yapalım. Devletten karar çıkarırken gelirinin okula ait olması. Devam. Öyle bir şey yapmadan aldım değil mi? Gelirinin tamamının ve şimdilik gelirinin. Bunlar ne? Bunlar var şu bir dakika ya. Bunlar ne kupası? Koşular. Bunlar derece alıyorsun bunlar. Ne? Koşulara bak. Gelirin de Abdullah Bey gel burada ne görüyorsun? Gelsin anahtarı var. Çok sağ olun, hayırlı işler. Kolay gelsin. Durun. Başka bir mutluluklar var. Biraz çabuk al. Eskiden burası neymiş? Eskiden bura resmen bir şey, köy gözleri yaşamış. Sonra şey çevirmiş, kütüphaneye çevirmiş. Zaten dünyada şey için yani, adını sen getir uygun değil, kütüphaneye için. Daha o zaman yapılmış işte. Bu yer böyle değil tabii. Evet. Bizim köyünki kocaman. Bundan kaç değil, ne kadar bir küçük olduğunu. Sizin isminiz neydi? Ahmet Avşar. Ahmet Avşar. Avşar. Nerelisiniz? Aksarlı'lı mısınız? Yani, kaç yıldır kütüphane memuru olarak çalışıyorsunuz? Ben buraya gelip işte 87'de şeyine geldim. Ağustos'unda geldim. Evet. Daha önce şey dedim. İlk memurum adını mı söyleyeyim? İlk memur... İlyas Bey olması lazım. İlyas Bey. İlyas Bey. Ha. Bugün evet. Burada kim, kaç kişi çalışıyorsunuz? Burada iki arkadaş işte. Bir memur Süleyman Bey var. Bir de memur Mehmet evet. Olarak çalışıyorum. Tamam. Evet. Kütüphanenizin devamlı okuyucusu var mı? Devamlı okuyucusu var mı? Şöyle geçebilir misiniz biraz? Tamam. Devamlı okuyucusu var kütüphanenizin öyle mi? Evet. Kaç kişi var devamlı okuyucusu? İstatistik olarak aylık ara veremiyorsa şey mi? Evet. Aylık ne kadar? Ötekiler şurada. Kapataslak bir... Kapataslak söylemeyeyim. Şimdi buradaki aylık çıkardığım bir aylık şeyimiz var. Bir, üç aylık var bir de yıllık var. Ne kadar oluyor aylık, yıllık? Bir saniye, şuraya bakayım mı? Burada yok. Evet, gidelim. Evet. Çok kısa olarak. Ama çıkarken de yapamıyorum. Evet. Evet. Al şunu göster. Şunun içine al. Sen dur da göster. Şöyle alırsanız onu sen yakınma. İki dinleyicilerine ait zaten bir yanınki çıkmadı daha da ona kendi devam ediyor. Toplam okuyucu sayısı 1500 civarında, öyle mi? O şey götürün, evet kitap götürün, 1500 değil de 11.000. Geldim oğlum. Siz tek geldim, siz... Otay, oturacağım. Kurucu.
Derneğin kurucusu. Evet, başta. Başkurucu. Kurucu. Benim de isimden sonra Aybolu Kulesi. Efendim, hoş geldiniz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Sizi bir tanıyalım efendim öncelikle. Adınız nedir? Başkanım. Evet. Kaç yılında, nerede doğdunuz? Çocuk Karayın köyünde doğmayın. Evet. Ondan sonra kendisine öğrenci olarak 1952 yılı mezunuyum. Daha sonra birkaç yılda çalıştıktan sonra... Evet. Kendi köyümde öğretmenlik yaptım. Yani kendi köyünüz dediğiniz Karayın köyü. Evet. Orada öğretmenlik orada yaptınız. Orada öğretmenlik olarak çalıştım. İdareciydim. Evet. Oradan ayrıldıktan sonra da birkaç yıl, birkaç yerde çalıştım. 1980'de de emekli oldum. Evet. Efendim bize bu Karayın Köyü ile ilgili başlanmış olan kütüphanecilik mücadelesini, kütüphaneciliği, kütüphanecilik nasıl başladı? Onun hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet. Orada birkaç öğretmen vardır. Yani 15 kadar bir öğretmen sayısı vardı, öğrenci sayısı vardı. Evet. Sene 1955 falan olsa gerek. O yıllarda herkes birer gazete alıyor, okuyor, dergileri var, okuruyor. Ve ben arkadaşlara teklifte bulundum. Arkadaşlar bir okuma odası meydana getirelim, orada oturalım. Masamız olsun, sandalyemiz olsun, dergilerimizden hepimiz faydalanalım birimizinkinden dedim. Evet. Arkadaşlar da kabul ettiler. Muhtar Yahut Dinler'e giderek ondan halk evi olan binanın bir odasını 40 liraya kiraladım. Yani para ödediniz ona. Tabii tabii, kirayla tuttum. Evet. Muhtar Yakup Dinler'in odası mı? Kendi odası hayır, mı bu? Halk eviydi orası. Orası halk eviydi. Köye ait bir bina. Tamam. Ben o binadan bir odayı kiraladım. Evet. Arkadaşlarımın gönlünü alarak 40 lira verdim. Arkadaşlarım o parayı bana ödediler tekrar. Çok güzel. Biz 20 lirada verdik, camlarını taktırdık. Evet. O da faaliyet hale geçti. Bir masamız, herkesin birer sandalyesi, gazetelerimiz, dergilerimiz orada. Evet. Okuma salonu olarak kullanıyor idik. O arada Rasip Eylemanoğlu askerdi, tahminim herhalde. Askerden dönüşü buraya gelmişti. Bu yerin okuma salonunu büyütelim, okuma odasını büyütelim, kütüphane haline getirelim gibi fikri oldu. Bu fikri biz de kabul ettik. Evet. Fakat o bina köyün malıydı. Köyün birçok eşyaları orada doluydu. Vakıf malı mıydı? Köyün malıydı. Halk evi evet. olarak yapılmıştı. Evet. Onun için de oradaki eşyaları biz Ertemur'un evine boşaltarak tahtalarla çalıştık. Bir amele gibi boşalttık. Orayı okuma odası haline, salonu haline getirdik. Evet. Ve ondan sonra da bir dernek kurduk. En yaşlımız Rasim Pehlivanoğlu'ydu. Onu başkan yaptık. O derneğin başkanıydı. Bu dernek ne derneğiydi? Kütüphane kurma ve yaşatma. Yaşatma derneği. Evet. Bu dernek herhalde tahminim 1957 yılına kadar devam etti. 57 yılından sonra 57'de kuruldu. 57'de kurduk da 57'den 58'de falan işte devam etti. Ondan sonra da burayı Taşina Kütüphanesi'ne iade şubesi olarak devredildi. Durum bundan ibaret. Evet. Taşina Kütüphanesi'nde kütüphaneniz yine bir şube olarak devam etti mi? Anlamadım. Karayın Köyü'nün kütüphanesi Tahsin Ağa Kütüphanesi'ne bağlandıktan sonra evet. yine devam etti mi? Ürgüp'e bağlandı değil mi? Ürgüp'e bağlandı. Ürgüp'e bağlandı. Burada devam etti yani aynı evet. şekilde devam etti. Devam Peki etti. İlk memurlarını hatırlıyor musunuz? Kütüphanenin ilk memurları kimlerdi? Nasıl bir vazife görüyorlardı? Bekir Koca'ydı. Evet. Bir dakika bu Mehmet Dinler orada pek kalmadı fazla. Evet. Yakup'un oğluydu. Muhtarın oğlu olarak da belki biraz kalması icap ettiyse de... O Mehmet Dinler değil. Mustafa Dinler'in oğlu Mehmet Dinler. Onu bilemiyorum. 20 liraya. Orayı bilemiyorum.
Efendim bu Bekir Koca gönüllü olarak orada memurluk yapmayı kabul etti. Denekle ona hatta kendi aramızda da birkaç kuruş ödemeyi düşündük. Bekir Koca'ya. Bekir Koca'ya. Evet. Tahminim almadı herhalde. Yıllar geçti tabii, pek her şey hatırında olduğu gibi yok. Evet. Bir kısmı tahmin olarak söylüyorum. Evet. Bekir Koca yıllar devam etti. Ondan sonra da burası Tahsin'e, kütüphanesine bağlanınca orada, Bekir Koca da orada geçmiş emeği vardı. Onun üzerine oranın memur olarak kaldı. Yani kadrolu memur olarak geçti. Memur olarak kaldı. Bunun için bir imtihan falan açtılar mı, yoksa doğrudan kendiliğinden mi geçirdiler onu? O işi hep bilmiyorum. Geçmiş yıllar olduğu için hatırlayamıyorum yani. Evet. Kütüphanede, kütüphanede o günlerde siz okulunda baş öğretmeni olarak bulunuyordunuz bildiğim kadarıyla. Kütüphanede okuyucu sayısı nasıldı? Halkın, köy halkının kütüphaneye ilgisi nasıldı? Yani geliyor muydu halka? Yani kadın erkek ayrımı söz konusu muydu? Kadınlar erkeklerde geliyor muydu? Geliyordu, okuyucular boldu. Evet. Yani o güne, o günün imkanlarına göre boldu. Mesela misal vereyim, benim babam kütüphaneye geldiği zaman en az 20 tane kitap alıp götürüyor, evinde okuyor ve getiriyor tekrar. Aynı zamanda kütüphanede kitap götürme olayı da vardı. Vardı tabii, evlere. Yani evlere götürüyordunuz. Orada okuyordunuz. Ondan sonra da daha biz okuyucu çoğalsın. Evet. Veyahut civar köylerden kitap almak isteyenler olduğu için köylere taşıma, kara kaçanla taşıma fikri ortaya geldi. Eşekle taşıma, evet. Eşekle taşıma, işte kara kaçan diyordu. Evet. Herhalde Hürriyet'teydi, bir yayınlandı. Böylelikle köylere de kitap götürüyordu Bekir Hoca. Peki. Her köyün bir günü vardı. O gün okulun bahçesinde varıyor, kitapları dağıtıyor. Ertesi günü de başka bir köye gidiyordu. Evet. Peki, kütüphanenizin şeklini şöyle bir hatırlıyor musunuz? Kütüphane gündüz kaça kadar açık oluyordu? Akşam da açılıyor muydu? Her zaman değil, akşamlarda açıldığı günler vardı. Evet. Peki, tabii o dönemlerde biliyorsunuz elektrik söz konusu değildi, elektrikler yoktu. Neyle okuyordunuz? Yani ışık, aydınlatma aracı olarak ne kullanıyordunuz? Bizim köy elektriğin gelişi 1966 yoktu, elektrik. 66 olsa gerek. Evet. Benim tahminim 66'nın 12. ayının işte lambalarla, lüksle aydınlanıyordu. Lüks olmaz. Lüks kullanıyordunuz. Evet, lüks kullanıyordum. Peki, akşamları bayanlar da geliyor muydu kütüphanenize? Pek olmazdı o kadarı. Olmazdı. Olmazdı. Peki. Evet, çünkü bayanların akşamları işleri olurdu. Evet. Ama gündüzleri gelen bayanlar vardı. Peki efendim, bu Karayın Köyü'ne kurulmuş olan, dernek vasıtasıyla kurulmuş olan kütüphanenin Karayın Köyü'ne ne gibi bir kültür hizmeti oldu? Yararlı oldu mu? Tabii. Evet. Ne gibi yarar oldu? Bir açıklayabilir misiniz? Kütüphanede o kadar yarar vardı. Evet. Onun yerine demeyin. Yani adam yetiştirmek, yüksek adamı Ankara'ya, İstanbul'a veya bir milletvekili yapmak gibi böyle bir şey oldu mu? Katkısı oldu mu? Yani kültür yönünden adam yetiştirdi mi? Şimdi orada okuyanların hepsi, yani kütüphanede gelip gidenlerin hepsi işte ilkokulu bitirdiler, ortaokulu bitirdiler derken öğretmen oldular veya mühendis oldu, eczacı oldu, doktor oldu gibi. Var mı o şekilde? Onu kastediyor yani. Evet. Vardı. Kimler var hatırladıklarınızdan? Hatırladıklarımdan askeriyede çalışan insan vardı. Benim amca oğlum vardı, Yavuz Taşkın. Efendim Mustafa Can vardı, eczacı. Bunlar yüksek tahsil yapanlardı. Onlar da kütüphaneye daha evvel gelenlerden yani. Yani onlar kütüphanenizin devamlı müdahillerindendi. Evet. Ve yüksek tahsil yaptılar yani. Yani kütüphanenin faydası onlara oldu diyorsunuz. Oldu. Onlara değil, ne bileyim. Evet. Peki, kütüphanede oldu. Bu şekilde olup da kütüphanenizde devamlı efendim kitap okuyup da böyle halkın pek zeki olarak görmediği kişiler de var mıydı? Yani onlar sonradan böyle büyük adam haline geldiler mi? Şimdi o yönünü pek incelemedim ben. Evet. O yönde ne söylersem. Mesela Necip Can'ı. Necip diye birini tanıyor musun? Necip?
Can. O adam işçiydi, Avrupa'ya evet. gitti, işçi oldu. Nihayet burada bir konfeksiyon açtı. Evet. Kütüphaneyle bunun ilgisini kurmak yanlış olur. Evet. Çünkü ama ne? O işçiydi. Girişimci. İşlerinde çalışıyordu. Hı-hı. Ama Avrupa'ya gitti, Avrupa'da bir konfeksiyon açmış, onu buraya taşıdı, bir konfeksiyoncu oldu. Evet. Şimdi Necip Bey'den yani için şöyle... O kütüphaneye gelir miydi, onu demek istiyorum. Bilemem. Evet. Peşinde değilim ki ben. Evet. Necip'ten için şöyle Siz diyor. Siz empoze etmiş oluyorsunuz, lütfen konuşmaz mısınız? Ha. Şimdi... Beni empoze etmiş oluyorsunuz burada. Tabii. Yanlışım oluyor. Tabii, olmaz. Necip o Bey... O bir yerde tabii açıklanacak, o zaman siz söylemiş, ben cevap vermiş oluyorum. Tabii, olmaz. Yanlış oluyor. Ha. Necip Bey'den için şöyle diyorlar. Necip Bey işte biraz vasat bir öğrenciydi. Ama sonradan kavrardı. Onun için de biz buna zaman zaman işte ya bu biraz aklı durgun dediğimiz oldu. Fakat yurt dışına gidince bu bile Türk milletinin en gerizekalısı bile orada üst düzeyde rütbe alıyor ve fabrika kurabiliyor şimdi, diyorlar. Abdullah Bey, bu Necip'in evet. kendi yetenekleri, kabiliyeti. Kendi kabiliyeti. Evet. Necip'in Avrupa'da yetişmiş iki tane oğlu var. Evet. Bunlar konfeksiyonla çalışan tamam. o mesleği benimseyen, kabul tamam. eden kişiler. Evet. Onlar yaptılar, buraya getirdiler. Necip yapmadı bunu. Necip'e sorsak ben yapmadım diyecek. Gerçeği de budur, böyle bir. Evet. Şimdi tabii... Ama Hollandalı bir hanımla evli. Oğlum. Hollandalı bir ortağı var çocukların. Yani evet, evet, buraya taşıdılar, bunlar geliştirdiler ama memlekete de çok büyük fayda sağladılar. Evet. Fakat Necip'in kendi gayreti değil bu. Necip işçiydi. Avrupa'da bir işçiydi. Çocuklarının gayreti. Efendim? Çocuklarının gayreti diyorsunuz. Tabii tabii. Çocuklar yani, tahsil yapmış orada. Tabii tabii. Efendim, fakülte bitirmiş çocuklar var. Bitirmiş. Biri vefat etti, biri sağ. Avrupa'da bir hanımla evliydi. Hı-hı. O da bir yüksek tahsilli bir kadındı. Sonra oradan esas konfeksiyonu idare eden bir ortağı var Necip'ten. Evet. Onlar yürütüyorlardı bu işi. Hala da onlar yürütüyorlar. Hala devam ediyorlar. Evet. Tabii evet. Ya, efendim şimdi yeniden kütüphaneye dönüyorum. Siz dediniz ki biraz önce konuşmanızda işte biz bunu muhtar olan kişi, o günkü kişi dinlerden, evet, Yakup dinlerden kira karşılığında aldık tabii dediniz. Bu bir köy odasıydı herhalde. Evet. Öyle mi? Köy halk odası. Eviydi. Halk eviydi. Daha önce 1945'lerde evet, hükümetin bir programı vardı. Hı-hı. Çeşitli yörelerde halk evleri kuruyordu. Hı-hı. O arada bizim köy biraz daha uyanık olduğu için o halk evini de biz kattık. Yani kendi köy bütçesinden yaptı bunu. Evet. Şimdi peki Yakup Dinler beyefendi kütüphane olarak vermekte size bu odayı zorlandı mı? Yok, zorlanmadı. Yani ben teklif ettim. Evet. O da peki dedi. Yalnız ben de şimdi orayı size bağış yapamam. Hı-hı. Kira alırım dedi. Ben de peki dedim. Evet. 40 lira verdim ona. Ama bu yıllıktı. Yıllık. Aylık. Hı-hı. 40 lira değildi. Yıllık. Hı-hı. Yıllık 40 lira. Evet, 40 tabii lira verdim. Hı-hı. Efendim 20 lira da camlarına taktım verdik. 60 lira verdik. Faaliyete geçirdik yeri. Okuma odası olarak kullanıyorum. Evet. Peki bir soru daha soruyorum efendim. Son bir soru olacak bu. Yakup Dinlerden önce orada muhtarlık yapan kişi bu kütüphane ile ilgili bir girişimde bulundu mu hiç? Yok. Yok değil mi? İlgili. O muhtarın ilgisi yok zaten. Böyle bir evet, teklif de yoktu, niyet de yoktu. Biz burayı okuma odası açtıktan sonra kütüphane kurma girişimi ortaya çıktı. Peki. Bir de arada gazetelerde, basında, yayında hep şöyle haberler çıkıyor. Karayin köyünde ve Ürgüp ve civarında kütüphaneciliği başlatan Mustafa Güzelgöz diyorlar. Sizin köyde öyle bir durum söz konusu mu? Şimdi şöyle bir olay var. Mustafa Güzelgöz burada Tahsin Ağa Kütüphanesi memuruydu. Evet. Ama biz Karayin köyünde kütüphaneyi kurduktan sonra denek olarak evet, kurduktan sonra ve buraya kütüphaneyi iare şubesi olarak devri yapılınca bu müdürlük unvanını aldı. Evet. Daha önce memurdu. Tabii memurdu. Evet. Taksine Ağa Kütüphanesi memuruydu. Hmm. Bizim kütüphaneyi buraya devrimizle ama biz devrederken civar köylerde de kütüphane kurma niyeti başlamıştı. Evet.
Onlar da, onlar da uyandılar. Onlar da sizden örnek aldılar, uyandılar. Çökek'te, Taşkınpaşa'da, evet. Herhalde Cemil'de de mi vardı? Cemil'de de vardı herhalde öyle bir kütüphane. Öyle tahmin ediyorum. Birkaç köyde 5-6 köyde. Sizden örnek aldılar yani. Bizden örnek aldılar tabii. Çok güzel. Yoktu. Böyle bir niyet de yoktu. Peki bu derneğin kurulmasında, Kütüphane Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği'nin kurulmasında öncülük eden kimdi efendim? Şimdi baştan söyledim, öncülük eden bendim. Evet, çok güzel. Okumadan sonra kaçan. Evet. Ama biz burayı kütüphaneye dönüştürmek istediğimiz zaman bizim hem büyüğümüz, evet, ve çok arkadaşımın da öğretmeniydi Rasim Pehlivanoğlu. Evet. Buna saygı duyduğumuz için bu teklifi bu getirdi ama. Kütüphane, evet, kuralım teklifini Rasim Pehlivanoğlu getirdi. Evet. Biz de ona peki dedik ve derneği kurduk. Biz kurucu üyeyiz. Rasim Pehlivanoğlu da derneğin başkanı. Evet. Kütüphane ile ilgili ve Karayın Köyü ile ilgili, o kütüphanecilikle ilgili unutamadığınız bir hatıranız var mı efendim? Son olarak bize söyleyeceğiniz neler var? Var bir hatıram var. Evet. Onu açıklayacağım. Buyurun. Bir gün dernekteydik. Herkes 10 lira aidat yatırıyordu. Bu aidatlar yatarken Mehmet İlhan diye biri vardı. Benim yakınım olur, dayım. Evet. O da inşaat yapıyordu, İstanbul'da hamballık yaparak para kazanıyordu. Bu derneğe de üyeydi, aidatlarını harfiyen yatırırdı. Kendi aramızda dedik ki, Mehmet İlhan'ın borcu çok, bu yıl ondan aidat almayalım dedik. Evet. Arkadaşlardan geldi bir çekim ama kimden geldi bilmiyorum. O arada Mehmet İlhan içeriye girdi. Kendisine olayı aynen aktardık. Aktardığımız, evet, zaman şunu söyledi. Mehmet İlhan'ın 1000 lira borcu var, 1010 olur. Hiç unutamıyorum yani. Demek ki bu da bunu gururuna yediremedi. Hayır, kendisi borçlu olmasına rağmen o parayı getirip verdi diyorsunuz. Hem öyle hem, hı-hı, de okuma aşkı vardı adamda. Hı-hı. Hemen hemen oradaki kişilerden en çok kuranlardan biriydi. Tahminim. Evet. Efendim ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Böyle bir sohbet gerçekleştirdiğiniz için. Gerçekten Karayın Köyü ve Karayın Köylülerin tamamı ve Ögüp ve civarındaki insanlar çok çalışkan insanlar. Zaten yapılan icraatlar da bunu gösteriyor. Bu çalışkanlığın bütün milletimize de sirayet ederek devam etmesini diliyoruz. İnşallah. Ve sizlere de bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Sağ olun. İşte bir şehirden bir bayan, bir müfettiş konuştu falan, böyle sahabeler konuştu, şükürlerden falan. Haliyle işte hocam da yazmış, kağıt ellerine geçmiş falan filan bir şeyler. Bu sefer galiba valiye de gitmiş değil, değil mi? Ben valiyle hiç karşılaşmadım, yoğurdu, hep yerinde yoğurdu. Ona öyle demişler, valiye yoğurdu, alınmaz demişler. Yoğuray bilmiyorum da yani. Öyle bir şey yok da. Anlattığını zannediyor. Adamın şeyde televizyonda bir programa çıktı diyor. Hulkücü Özdoğlu'nun programına çıkmıştı. Daha sonra şeye çıktı. NTV'de Talipoğlu. Tayfun Talipoğlu. Tayfun Talipoğlu. Evet. İşte orada yağladı, yüzden gülüyor. Siz toplanıyorsunuz. Belediye, evet, başkanlığı çok zordur. Bilmem kütüphaneciyi falan, nerelerden ne geleceğini biliyor. Bunlar pek bilir.